Nozul taşıyıcımıza orta basınç jaklı nozulumuzun takılması bastırarak takıyoruz. Çıkartmak istediğimiz zaman yüzüğü geriye doğru çekiyoruz ve nozulumuzu çektikten sonra yerinden çıkıyor. Sonlandırmak için sonlayıcımız ve orta basınç jaklı nozulumuzu yine aynı şekilde bastırarak takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde ise yüzüğü geriye doğru çekip nozulu yerinden çıkartıp ayırmış oluyoruz. Orta basınç jaklı nozulumuzu hattımıza takmak için bor makası yardımıyla hattımızı belirlemiş olduğumuz yerden kesiyoruz. Bu işlem sırasında borumuzun düz bir şekilde kesildiğinden ve temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ardından nozul taşıyıcımıza bastır tak şeklinde takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde ise yüzüğü geriye doğru çekip burayı çekip çıkartıyoruz. Bu işlemi hattımızın geri kalanında püskürtmenin olması istendiği yerlerde tekrarlayarak yapılabilir. Hattımızı kör tapa ile sonlandırmak için belirlemiş olduğumuz püskürtmenin yapılacağı son taşıyıcıya kör tapamızı bastırarak takıyoruz. Çıkartmak için ise yüzüğü geriye doğru çekerek kör tapayı ayırıyoruz. Hattımızı birden fazla noktaya götürebilmek için hattımızı T aparatımızla bölerek çoğaltabiliriz. Bu işlem için borumuzu istediğimiz uygun gördüğümüz yerden bor makası yardımıyla kesiyoruz. Kestikten sonra uçların düzgün ve temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. T bağlantımızı bastır tak şeklinde takıyoruz. Diğer yürütmek istediğimiz hattı ise yine bastır tak şeklinde takıyoruz. Çıkartmak istediğimizde yüzüğü geriye doğru çekerek boruyu ayırabiliriz. Bu işlemi çoğaltarak farklı farklı hatlar oluşturabiliriz. Çelik alata hattımızın montajı için kablo bağları kullanarak hattımızı sabitliyoruz. Hattımızı sabitledikten sonra borumuzu iki tarafından tutup istediğimiz yöne doğru nozulların püskürtme yönünü ayarlayabiliriz.